Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemi yeni tip koronavirüs ve yol açtığı küresel salgın, yani pandemi. Elbette hemen her ülke ürettiği ulusal çözüm yollarıyla derde deva olma çabasında, ama herkesin gözü müjdeli bir haberde, yani aşı müjdesinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu akşam Türkiye saatiyle 19:30'da düzenleyeceği basın toplantısında bu yönde bir haber verme ihtimalinden söz ediliyor. Salgının merkez üssü ise Çin'den artık kıta Avrupa'sına kaymış durumda. Son bilgileri ve sıcak gelişmeleri aktaracağız. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, virüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 200 bin civarında, ölü sayısı 8 bini aştı. Son duruma bakacağız şimdi. İtalya ile başlayalım. İtalya'da özellikle ölü sayısı olağanüstü seviyede 2503'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 1135 ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair nihayet bir fetva da yayınladı. İspanya'ya bakıyoruz. İspanya'da ölü sayısı 616'ya yükseldi. Karantina uygulanan ülkeler listesine İtalya, İspanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'dan Belçika'da eklendi. Kuzey Afrika'da ilginç bir haber var. Libya'nın doğusunda Halife Hafter kendisinin kontrol ettiği bölgelerde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Virüs Avrupa kıtasının merkezinde odaklanmış gibi görünüyor, ama Afrika kıtasında, özellikle Sahra altı olarak tanımlanan güney kısımda da yayılmaya başladığı devam ediyor. Cibuti, Zambiya ve Zanzibar'da ilk vakalar kayıtlara geçti. Sahra altı ülkelere virüsün yayılması sağlık sistemleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten endişe verici olarak nitelendirilebilir. Afrika kıtasında toplam 29 ülkede 477 vaka var. Asya ülkesi Bangladeş'tense virüsten ilk ölüm haberi geldi. Bu arada Avrupa'ya tekrar dönelim. Avrupa merkezli Eurovision şarkı yarışması bu yıl virüs nedeniyle yapılmayacak. Yarışmaya bu yıl Hollanda ev sahipliği yapacak Rotterdam'da, ancak bu organizasyonun bu sene yapılmayacağı açıklandı. Bu da bir son dakika bilgisi olarak uluslararası ajanslar tarafından abonelerine duyuruldu. Çok fazla işlemediğimiz, konuşmadığımız bir bölge Balkanlar. Balkanlarda koronavirüs salgını şimdilik kontrol altında tutulmuş gibi görünüyor. Avrupa'da son kale Balkanlardaydı ve o da dün itibariyle nihayet düştü. Karadağ'da hiç virüs vakası yoktu. İlk koronavirüs vakası önceki gün görüldü. Diğer yandan genel olarak Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan, Romanya ve Kuzey Makedonya'da vaka sayısı diğer ülkelere oranla daha düşük seviyede. Bu arada Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Balkanlardaki genişleme politikası normal bir dönemde aslında manşet haber olacakken, koronavirüs salgını nedeniyle gündem maddesi bile artık kabul edilmiyor bu tür politik konular. Şimdi Makedonya'ya döneceğiz ve gazeteci Erhan Hasip karşımızda olacak. Erhan, kolay gelsin. Makedonya başta olmak üzere Balkanlardaki son durumu sana soracağız. Ayrıca sanırım Makedonya'da 12 Nisan'da bir genel seçim düzenlenecekti. Onun da iptal edildiğini biliyoruz. Diğer yandan aslında dün seninle yaptığımız ön görüşmede NATO üyeliğiniz tek tek NATO ülkeleri tarafından onaylanıyor. İspanya tarafından da aslında, ama bütün bu konuların önüne geçti koronavirüs. Sizin için aslında son derece önemli politik gündemin de önünde. Ne dersin? Ne oluyor Makedonya'da ve Balkanlar'da? Evet Ahmet, şu anda arkamda taş köprüyü görüyorsunuzdur umarım. Özellikle buraya geldim yayın için. Çünkü bu köprüde her gün binlerce insan karşıdan karşıya geçiyor. Belki de Makedonya'nın, Balkanların belki de en hareketli noktasındayım şu anda, ama ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Çok nadir insan görebiliyoruz köprülerde. Her ne kadar Batı Avrupa'da olduğu kadar, İtalya'da olduğu kadar bir salgın olmasa da Makedonya'da vatandaşlar tedbirini almış gibi görünüyor. Çünkü hükümet başından beri bu virüsle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Önlemler alındı. Hatta bugün Başbakan Oliver Spasovski olağanüstü hal ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığına çağrıda bulundu. Büyük ihtimalle bugün, yengeç yarın Makedonya'da ve Balkanların diğer ülkelerinde de olağanüstü hal ilan edilecek bu anlamda. Evet, rakamlar belki de çok fazla değil. Makedonya'da 32 kişi var şu anda karantina altında. Ölü haberi yok Makedonya'dan. Arnavutluk, İtalya'ya en yakın ülke Arnavutluk, 55 kişi karantinada var. Hasta, pozitif yani. Ama Arnavutluk'ta 2 kişi hayatını kaybetti. Siz de söylediniz, Karadağ'da hiç vaka yoktu. Ama maalesef artık Karadağ'da bu salgına yenik düştü ve 2 kişi Karadağ'da da pozitif çıktı. Sırbistan'da en fazla var. 83 kişi var. Sırbistan Cumhurbaşkanı hatta biraz da böyle ağlamaklı olarak, çok duygusal bir şekilde yurt dışında yaşayan Sırp vatandaşların ülkeye dönmemelerini yalvarırcasına çağrıda bulundu. Hırvatistan'da 81 kişi var. Yani aslında nüfus oranına baktığınız zaman çok düşük rakamlar değil bunlar, ama İtalya'ya çok yakın bir coğrafyadan bahsettiğimizi göz önünde bulundurursak Balkan ülkeleri biraz daha dikkatli olduklarını ve önlemlerini zamanında aldıklarını söyleyebilmemiz mümkün. Evet, NATO'nun son 29. ülkesi İspanya'da Makedonya'nın NATO üyeliğini kabul etti, ama bugün belki de burada havai fişekler patlatılacaktı. Belki de kutlamalar yapılacaktı, ama virüs salgını nedeniyle bunlar yapılamıyor. Hatta gündem noktası bile değil ülkede, öyle söyleyeyim size. Herkes virüsü konuşuyor ve virüsle alakalı alınacak tedbirleri konuşuyorlar. Ama dediğim gibi bağımsızlığından bu yana, 91 yılından bu yana Makedonya'nın en önemli dış politikadaki iki stratejik hedefinden bir tanesi olan NATO üyeliği artık resmen gerçekleşmiş bulunuyor. Bu ülkede gündem olamıyor ve Avrupa Birliği ile müzakereler tarihi almamız lazım bu hafta. Daha doğrusu bu ay. Onu da kimse konuşmuyor. Çünkü biz seçime gidiyorduk 12 Nisan'da. Seçim kesin bir şekilde ertelendi. Evet, seçim ertelendi. Yalnız şu anda hangi tarihte yapılacağı tartışılıyor. Öyle söyleyeyim. Yani biraz da virüs Makedonya'nın siyaset ve ekonomik anlamdaki gelişmelerinin önüne geçmiş gibi görünüyor şu aşamada. Evet, Erhan Hasip'e teşekkür ediyoruz. Üsküf'te tarihi taş köprünün önünden bildirdi bize. Hem Makedonya'daki son gelişmeleri aktardı hem de bir Balkan turu yaptı. Şimdi çok ilginç bir haber gelecek ekranlarınıza. Koronavirüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'deki bir kilisede ağzına tuzlu su sıkılan onlarca kişinin virüs kaptığı ortaya çıktı. Hakikaten çok ilginç görüntüler. Bu görüntüler ay başında Gyeonggi bölgesindeki Lütuf Nehri Cemaat Kilisesi'nde, çekildi. Kilisedeki bir görevli iki farklı ayinde aralarında kilise papazıyla eşinin de olduğu yaklaşık 100 kişinin ağzına aynı şişeden tuzlu su sıktı. Görevlinin virüsü öldürdüğü iddiasıyla yaptığı bu uygulama sırasında sprey başlığını dezenfekte etmediği öğrenildi ve uygulama sonucunda 46 kişiye tam tersine koronavirüs yayıldığı, enfekte olduğu anlaşıldı. Olayın öğrenilmesinin ardından kilise kapatıldı. Ayinlere katılanlara koronavirüs testi yapılacağı bildirildi. Güney Kore'de vaka sayısı son olarak 8.413 olarak açıklandı. Şimdi bir dünya turuna çıkacağız. Dünya genelinde aslında dünyayı olabildiğince etkilemiş olan... Evet, bir dünya turuna çıkacağız. Hemen başlayalım. Evet, dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ilk görüntülerimiz İspanya'dan. Koronavirüs nedeniyle karantinadaki İspanya'da kadın bir opera sanatçısı. Çok geliyor bu görüntüler ama izleyelim. İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri La Traviata'yı balkonundan seslendiriyor opera sanatçısı. Tabii bir moral performansı bu. Sanatçı, evet, komşularından da tam not almış. Yaklaşık 3,5 dakika süren opera performansının ardından komşu balkonlardan alkışlar yükseldi. Evet. Salgının Avrupa'daki merkez üssü İtalya, evet ülkenin en fazla turist çeken kentlerinden biri Venedik de artık virüs salgını nedeniyle bomboş. Sadece sokaklar mı? Hayır, nehir, kanallar, özellikle denizle iç içe geçmiş olan kent. Kentin ünlü kanallarıyla ünlü bu kentin karantina nedeniyle artık kanallarında gondol görmek mümkün değil. Hal böyle olunca da kanalın sularının temizlendiği görülüyor. Epey berrak bir su görüntüsüyle karşı karşıyayız Venedik'te. Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü şarkıcı John Legend, eşi Christy Teigen'la kamera karşısına geçti. O da hem piyano çaldı hem şarkı söyledi. Legend bu müzikal performansını 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabından, kendi kişisel hesabından canlı olarak paylaştı. Amerikalı şarkıcı Legend, koronavirüsle bu salgınla mücadele eden vakıflar içinde yardım çağrısında bulundu. Bu görüntülerde komşu ülke Yunanistan'dan Atina hükümeti vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısı yaptı. 16 yaşındaki genç grafiti sanatçısı da kendi evinin duvarını boyamayı seçti. Duvara yaptığı resimse tüm dünyanın yaşamakta olduğu salgının simgelerinden biriydi. Maske giyen bir kadın. Salgının hızla yayıldığı bir diğer Avrupa ülkesi ise İspanya. Daha önce İtalyan sanatçıların balkondan müzik yaptıkları görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi bu kez Barcelona'da bir piyanistle saksafon sanatçısı balkondan balkona Titanic filminin unutulmaz şarkısı My Heart Will Go On. Bu şarkıyı enstrümantal versiyonunu çalıyorlar. Evlerinden dışarı çıkamayan komşularsa bu açık hava konserine alkışlarla destek oldu. Gelin biraz performansa kulak verelim. Peki bir bağlantı daha son. Hemen Rusya'ya döneceğiz. Anadolu Ajansı Moskova muhabiri Ali Cura karşımızda. Evet Ali Cura, aslında Rusya'da çok ilginç. Az önce Balkanları konuşuyorduk ama Rusya'da da vaka sayısı nüfusa orantılandığında hayli düşük. Nasıl böyle az tutuldu ya da işte bu konuda Rus yetkililerin açıklamaları var mı? Bu konuda ayrıntıları sizden alalım. Ahmet merhaba. Tabii Rusların karakteri gibi Rusya'nın koronavirüse yaklaşımı da gayet soğukkanlı diyebiliriz. Ülkede şu anda tespit edilen sayı 147. Ancak şu ana kadar sert tedbirler alınmış değil hala. Olayların başladığından bu yana hala çok böyle sert tedbirler alınmadı ama dün önlemlerin derecesini yavaş yavaş arttırmaya başladılar. Rus Dışişleri Bakanlığı dün bugünden itibaren 1 Mayıs'a kadar yabancıların ülkeye girişinin geçici süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda okullarına tatil olması konusunda bir karar alındı. Dün Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. 23 Mart'tan 12 Nisan'a kadar 3 haftalığına kadar bir eğitime ara verileceği ve uzaktan eğitim uygulamasına geçireceğini duyurdu. Bunun yanında tabii spor etkinlikleri konusunda mesela öneride bulunuyor. Kesin sert bir karar yok. Müze, tiyatro, sergi gibi salonlar ziyaretçilere kapatıldı. Devlet ve belediye kurumlarında çalışanlar için uzaktan çalışma sistemine geçilmesi tavsiyesine de bulunuluyor. Ama yine de kesin yasak yok diyebiliriz. Zira evet, bildiğiniz gibi 22 Nisan'da bir referandum kararı alındı. Evet. Anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak. Bu tarihte de bir değişiklik yok. Hatta bugün Kremlin sözcüsüne bu soruldu. Uzmanların tavsiyesi doğrultusunda eğer durumun kötüleşmesi halinde bu kararın değişebileceğini ve bunu da Putin'in karar vereceğini söylediler. Sokaklar evet, yavaş yavaş boşalmaya başladı da diyebiliriz. Marketlerde ilgi arttı diyebiliriz bu temel gıda ihtiyaç maddelerine. Evet. Bu şekilde gelişmeler şu anda Rusya'da. Ali Cura, teşekkür ediyoruz. Aslında az gittiğimiz coğrafyalara gittik bugün. Hem Balkanlara hem Rusya'ya. Şimdi Hindistan'a gideceğiz. Hindistan'da polisler halka ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini gösteren çok eğlenceli bir klip hazırladı. Bugünlerde biraz gülmeye de ihtiyacımız var. İşte biz de size bugün internette büyük ilgi toplayan o kliple veda edeceğiz. Hoşçakalın. Sandana mera vaga puturka pupari ka pogila movi mena te pakila.